16 Mayıs 1919. Son kurşun. Bizim bu belgeseli yapış amacımız geçmişle gelecek arasında bir köprü kurmak ve kurtuluş mücadelesini, Mustafa Kemal'in neler yaşadığını, ne süreçlerle bu kurtuluş savaşının verildiğini genç nesillere, yeni nesillere aktarabilmekti. Emek veren herkese teşekkür ediyorum. Çekimi yapan, yapımı gerçekleştiren, yöneten, müziklerini oluşturan Büyükşehir Belediyesi'nin konservatuar ekibine. Klasik belediyecilik yapıyor Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ama ekstradan bunları da yapıyor. Bunu Sağ Ol Atan filminde de görmüştük. Belediyecilik sadece yol yapmak, su getirmek, doğalgaz götürmek, yapılaşmayı sağlamak, gençlik, evet spor, kadın hareketleri ve başka birçok şey vermek de yine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak bizim hep görevimiz oldu. Bandırmamıza da çok yakışacak diye temenni ediyorum. Ben hiçbir zaman yaşamımda Türk milliyetçisi olduğumu, Müslüman olduğumu, Atatürk milliyetçisi olduğumu, Kuvayi Milliyeci geçinip de onun halkasına saklanıp halklara özgürlük diyen adamlardan değil. Ben özü de sözü de bir olan, ne olduğumla şeref duyan, bugüne kadar şerefle yaşayıp, bugüne kadar inandığım imanım ve inancımla şerefle yaşayıp ölene kadar da Allah bizi ne zaman alıp oraya götürürse aynı şerefle yaşamaya and içmiş milliyetçi ve mukaddesatçı bir Türk genciyim. İşte buyum ben. Son Kurşun belgeselini hazırlayan, emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanımıza, ekibine, onlara teşekkür ediyorum. Ecdadımızın bize bıraktığı neye sahip çıkarsak onun bereketi dualarıyla beraber geri geliyor. Bandırmanın hemfikir olduğu bir şey var. Siyasi görüşlerimiz farklı olabilir ama hepimizin Kuvayi Milliyeci olduğu kesin. Ve hepimiz şehrimizi çok seviyoruz. İş tutuşlarımız farklı olabilir. Üniversitemizin başkanlığında hocalarımız araştırmasıyla yine bandırmaya değer katacak, arşivlenecek, derli toplu hale getirecek. Yarın bizim İstiklal Madalyası'nı şehir olarak, onur olarak niye istediğimizin ilk kurşun Ayvalık'ta, son kurşun Bandırma'da, Kuvayi Milliye Batı Cephesi'nin neler yaptığını, bu ülkenin ayakta kalmasını, Atatürk'e nasıl yarenlik ettiğini, bu şehrin kendini anlatması gerekiyor. Son Kurşun filmi zaten kendini anlatıyor. Ben kaymakamıma hediye ederken buradaki karenin, şu kitabın varlığını bilin. Gittiğiniz yerlere hediye edebilirsiniz. Bizim elimizde yeterince basılmış var. Ben kaymakamıma hediye ediyorum ve saygılarımı sunuyorum. Son kurşunun atıldığı anıt tepeye son kurşun anıtını diktiler. Bir bandırma olarak gurur duydum. Gerçekten de gelecek nesillere aktarılacak bir belgesi olmuş. Çok duygusaldı gerçekten. Bugüne kadar bizlere bunu niye bu şekilde göstermemişler? Bu yüzden kendilerine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.